Arkadaşlar herkese merhabalar. Ben Mustafa Özer. Sizlere birbirinden değerli videolar, içerikler yapmaya, ulaştırmaya çalışıyoruz. Kameranın arkasında Cemal abimiz var. Onun da kanalını şurada. Şaka yapıyorum. Kanalı yok ama açacağız. Cemal abi. Şeyle. Beni bul. Neredeyiz Cemal abi? Bil bakalım neredeyiz? Bugün Beykoz Kundura fabrikasındayız. Bugün Beykoz Kundura'dayız. Birçok dizi, film, klip çekilen bir mekan, stüdyo. Kundura'da neler var, neler yok ki? Dizilerde görmüş olduğunuz bütün mekanları yapıp yıkıp yeniden yapabiliyorlar. Sinema filmlerini, klipler. Biz bugün klip vasıtasıyla buradayız ve gelmişken merak edenleri, dışarıdan geçenleri, acaba bu filmler nerede çekiliyor, bu klipler, bu müzik klipleri, bu diziler, bu mekanı şurada gördüm, hatırlıyorum gibi soruların yanıtını da bugün burada bulmuş olacağız. Şöyle baştan gidelim, hemen görüyorsunuz bak abi, bir anda değişti. Burası hangar, bu hangarın içi kapalı şu anda, belki bilenler falan vardır. Birçok fotoğraf çekiminin yapıldı. Filmimizin mekanına doğru yiyorum. Vatanım Sensin sokak sahnelerinin çekildiği, yani Vatanım Sensin'in dekoru, ama tabii ki birçok şey çekildi burada. Belki Vatanım Sensin dizisinden aşina olabilirsiniz. Şimdi orayı size göstereceğim. İçeride klip çekiliyor. Bizim ekip çekiyor. Hadi gidelim. Kemerden geçişim. Bunlar ne? Ya ne kadar güzel yapıyor. Aslında duvar olarak gördüğün her yer arkası boşta. Arkası bunun nereye açılıyor biliyor musun? Doğaya açılıyor. Gel abi. Arkaya açılan kapıyı gösterebilirsin. Hoppa. Arkası böyle. Bir baktın lan dedim, sur gibi yer yapmışlar. Zaten plastik, o strafor köpük dediğin kapıyı kapatalım. Bismillah. Strafor köpük dediğimiz o malzeme var ya, işte ondan yapıyorlar. Bunlar hatta bir sanat ekibinin oluşturmuş olduğu sanat işçilikleri. Büyük ihtimalle Arif 216'da bu, ya bu sette ya da diğer tarafta Kundura'da çekilmiş olabilir. Hatırlıyorsun abi cidden bir o mahalle hani. Yakaladın mı? Niye kafa sallıyorsun? Konuşsana. Gayet güzel. Hocam set bitti. Bir de bütün detaylar yapılmış abi. Şöyle görürsen. Şurası da herhalde Vatan Sensi'deki Yunan karargahıydı. Şu bu iç mekan. Burası bir Osmanlı sarayının çekildiği kale mekanı bir şey olabilir. Değil mi? Ne var burası? Gelecek gibi. Burası da herhalde Osmanlı Babil'in bahçesi yani. Neyse. Osmanlı dekoru. İşte kale bak. Falan oradan giriyorsun. Abi düşünsene şuradan giriyorsun. Son var, kale kapısından giriyorsun, 2019 model bir tane arabayla karşılaşıyorsun falan yani. O taht mı bu? Ya, tabii taht da var. Dönem işleri burada, birçok dönem işinin çekildiği yerler. Her zaman söylerim abi, taht bende, taht bende derman. Çok da şey yapmamak lazım ya. Ödürüyor! Amanim. Selamun aleyküm. Selamun. Gördüğünüz gibi tam bir Osmanlı. Değil mi? Osmanlı dokunuşları var içeride. Tabii. Rustik bir mimari değil. Osmanlı'dan falan. Ottoman. Ottoman Empire. Gördüğün gibi abicim, kubbelerimiz, kapılarımız. Yalnız orada bir ince su almış. Kubbe su kaçırıyor. Bunun mimarında bir sıkıntı var. Galiba bu arada çürüme var. Çöker diye korkuyorum. Sütuna dokunmak istiyorum. Plastik mi? Maşallah hocam. Sütunu gördün. Gup gup gup. Fiber abi. Dökme fiberden yapılmış. Böyle bir ara bir boşluk vardı. Yavaştan şimdi tekrardan çekimler başlayacak. Ona göre platoyu da yeniliyorlar. Ya da halihazırda güzel yeni bir proje varsa o projeye uygun hale getiriyorlar. Dışarıdan baktığın zaman zaten çok basit. Ön cepheleri var. Şöyle geleceğim ayarı gösterelim. Bu da mesela farklı bir platosu. Şu ileride bir platomuz daha var yine. Bu Cennet Mahallesi'ne benzeyen plato. Cennet Mahallesi değil ama o sokak var ya. Burayı yıkıyorlar herhalde. Buraya yeni plato yapıyorlar.
Sence peki şey mi Cemal abi, aldatmaca mı? Platon olması yoksa kolaylık mı? Hollywood'da Platon. Tabii ki canım, baştan başa her şey pilot. Adam pilota bile koymuyor artık. Green box koyuyor bile. Doğru mu? Doğru. Yeşil perdeyi koyuyor. Magic box baba. Budur diyorsun. İstersen uzaydasın, istersen. Her yerde. Herhangi bak, bir yerdesin. Yani. Tak diye buradayım. Bak saraydayım. Bak saraydayım. Bak yeşil. Evet efendim. Beykoz Kundura'dayız. Devam ediyoruz. Şimdi bir setup'ı bitirdik. Bu tarafa birazcık şöyle bir gezdik Cemal Bey hocam. Hocam gösterirsek şöyle şurayı bir. Dışarısı zaten gördüğünüz gibi. İçeriye girdiğiniz zaman adeta bir şehir, yaşayan bir şehir hatta. İçerisi güzeldi. Klip de devam ediyor. Ben şöyle çevresinde yakın olan yerler. Çünkü gerçekten büyük bir arazi, büyük bir dönümlük arazi. Hangi dizi çekilmişti burada? İşte ne? Vatanım Sensin değil mi? Vatanım Sensin galiba. Yine Vatanım Sensin. Birçok reklamı göreceğiniz, böyle gördüğünüz bir reklam çekimlerinde yaşandığı yer arkası adeta plato. Bir gidelim bakalım içeride neler var. Altta da açıklama yazın. Aa ben burayı hatırlıyorum gibi yorumları da bekliyorum. Şimdi efendim gördüğünüz gibi arkamızda komple koskoca bir çok güzel bir kordon boyu var. Kordon boyu bakıyoruz. Hemen arkasına geliyoruz. Ağacın arkasına geliyoruz. Aa kordon boyu boş. Kordon boyu boş. Meğersem burası bir plato imiş değil mi? Plato olduğunu zaten söylemiştik. Hemen oradan şöyle bir gidelim. İçerisi tabii ki dolu ve kullanım halinde olan yerler de var. Şimdi normalde çekim yapılan yerlerde arkadaşlar kiralamış olduğunuz alanı kullanabiliyorsunuz. O yüzden ben de hani backstage'de olsa gezmek istemedim. Görevli arkadaşlar gelip bir şey demesinler. Kendimize laf getirmeyelim diye. Bilginiz olsun. Hani ben buraya gideyim. Abi çok güzelmiş, videoda izledim. Burayı çekeyim. Böyle bir şansımız yok. Eğer hani Kundura yönetiminden de izleyenler varsa onlardan da özür dileriz. Kimsenin işine bir zarar gelsin ya da kırmızı çizgisini aşmak istemeyiz abi. Beykoz Kundura çok büyük bir plato. Web sayfasından da girip bakabilirsiniz, gezebilirsiniz. Görsel medya sektörü bu alanları kullanıyor. Bence de güzel bir oluşum, güzel bir plato, güzel bir platform. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone olmayı unutmuyoruz. Bu ve buna benzeri videodan gelmesini isterseniz de aşağıdaki yorum kısmına lütfen yazın. Hoşça kalın. Görüşürüz.